Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kartopu Baby One iple çok güzel bir model çalışmasıyla birlikteyiz. Bu ip 100 gramı 250 metre, metrajı da gayet güzel. Anti-peeling bir ip, bebek örgülerinde özellikle kullanılıyor ama ben bluz falan hırka da yapıyorum bu ipten. Renk numarası K493, çok tatlı bir yeşil tonu arkadaşlar. Model çalışmamızı tığla yapacağız. Tulip 3 milim 5 yazan silikon saplı sarı uçlu tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz. Bu şekilde bakın. Geldiği gibi çekiyoruz. Bir miktar zincirimizi çekelim ve modelimize başlayalım. Model 2 sıralık bir çalışma ve gayet kolay bir çalışma arkadaşlar. Şimdi tığımı doladım. 1, 2, 3, 4'üncüye batarak 1, 2, 3'lü trabzan yapalım. Bütün zincirlerimize tek tek batarak 3'lü trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam Örgü Hocam YouTube'a gönderirseniz ben de hikayemde paylaşım yaparım. Şimdi bu yelek hırka veya bluzların altına böyle trabzanla da başlayabilirsiniz. Veyahut da tığla lastikle de başlayabilirsiniz. Şimdi bir sıra üçlü trabzanımızı yapalım. Ve modelimize başlayalım. Model kolay, güzel bir çalışma. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz gösterişli bir çalışma arkadaşlar. Minik minik tomurcukları olan güzel bir çalışma. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincirle geri döndüm. Tığımı doladım. Şuradaki birinciye atladım. İkinciye geldim. 1, 2, 3'lü trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Doladım. Aynı yere batarak 1, 2, 3'lü trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Doladım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye geldim. 1, 2, 3'lü trabzan, 2 tane zincir doluyorum. Aynı yere batarak 1, 2, 3, 2 tane zincir doluyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. 4'üncüye batarak 3'lü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir aynı yere batarak yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye gelip. Üçlü trabzan. 2 tane zincir. 1, 2, 3'lü trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye gelip. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4'üncüye gelip 3'lü trabzan. 1 tane zincir çektim. 2 atladım.
Şimdi üç zincirle geri döndük. Bir atladık, diğerine bir trabzan, iki zincir bir trabzan yaptık. İki zincir çektik, üç atladık, dördüncüye bir trabzan, iki zincir bir trabzan yaptık. Yine iki zincir çekip üç atlayarak yine aynı şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çektim ve tığımı dolayıp şuraya batarak, boşluğa batarak bir tane trabzan yaptım. Pardon, kusura bakmayın. 3, 4, 5 zincir çektim ve bir üst sıraya geçtim. Şimdi şuradaki V'nin içindeki boşluğa batarak buraya trabzan yapıyoruz. 1, 2, aynı yere batarak 3, 4, 5, 6, 6 tane trabzan yapıyoruz. Bunu 6, 7 de yapabilirsiniz. 2, 4, 6 trabzan yaptık. Bu ilk trabzana girdim. Bu ipimi biraz uzattım ve bunu buradan çıkarttım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu 2 zincirlik boşluğa batarak bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şimdi yine bu V'nin olduğu yere batarak 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı bunu uzatıyorum. Buradakine ilk trabzanın başına batıp bunu alıp bunun içinden bakın bu şekilde kaydırarak geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuradaki boşluğa batıp bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine bu V'nin içine 6 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Bunu biraz uzatıyorum. Şuraya bakın. Şu şekilde girip bunu buradan alıyorum ve kaydırıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuradaki boşluğa 2 V'nin arasındaki boşluğa batarak bir sık iğne. Yine 4 tane zincir. 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bununla yelek olur, hırka olur, bluz olur arkadaşlar. Merserize ipleri, iplerle, koton iplerle yapabilirsiniz. 4 zincir çekip bir sık iğne. 4 zincir çekip devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Uzatıyorum. Kaydırıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde tomurcuklarımız oluşuyor. 4 zincir çekip hemen sonrakini de yapalım. Bu tomurcukların daha küçük olmasını istiyorsanız 5 trabzan, daha büyük olmasını istiyorsanız 7 trabzan da yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre trabzanlarınızı ayarlayabilirsiniz. Dört zincir çekip
Buradaki en sona battığım Trabzon'a batıyorum. Şimdi burada 5 zincirle geri döndük. Direkt buraya batarak 6 tane trabzan yapıp şuradan girip kaydırdık ve 4 zincir çekip bir sık iğne. 4 zincir çekip yine 6 trabzan yapıp bakın bu şekilde burada birleşiyor. Arkası bakın böyle çukur çukur oluyor. Önde böyle kabartmalı bir şekilde oluyor. Buraya pardon 2 zincir çekelim, 4 zincir değil. 1 2 zincir çekip birleştirelim. Sonunu 2 zincir çekip birleştirelim. 1 2 3 4 zincirle geri dönelim. Şimdi bu birinci sıranın aynısını yapacağız. Tığımı doladım. Şu bakın buradaki birleştirdiğimiz yere şuraya batıyoruz. Tam bakın şuraya. Birleştirdiğimiz yere batıyoruz. Bir trabzan, iki tane zincir, bir trabzan. Şu birinci sıranın aynısı, iki zincir çekip direkt bakın şuraya geliyorum, birleştirdiğim yere batarak bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir çekip hemen diğerine geçiyorum. Şu birleştirdiğimiz yere bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan yaparak arada da iki zincir çekiyoruz. Sonra yine diğerine geçip devam ediyorum. Bu birinci sıranın aynısı arkadaşlar. Zaten modelimiz iki sıralık bir çalışma. Kolay ve gösterişli bir çalışma. İki zincir çekip buradaki zincirimize batıyoruz. Dört tane zincirle döndüm. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Birleştirdiğimiz yere batarak yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi yine aynı başlangıçtaki şu 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle dönmüştük. Şu sıramızdayız. Tığımı doluyorum. Şurayı atlayıp buraya geliyorum. Buraya bir tane 6 tane trabzan yapıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 trabzan uzatıyorum. Alıp içinden geçirip 4 zincir çekip buraya gelip bir sık iğne, yine 4 tane zincir, yine bu V'nin içine 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 uzatıyoruz. 4 tane zincir, 1 tane sık iğne, yine 4 tane zincir, yine altılı bu tomurcuklarımızı yaparak devam ediyoruz. 3 4 Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oraya basarak daha yavaş izlenim elde edebilirsiniz. Bakın çok harika bir model, güzel bir çalışma.
2 3 4 5 6 Sıranın sonuna kadar bu şekilde zaten iki sıralık bir çalışma. Bunu ben Pinterest'te gördüm arkadaşlar. Bundan hırka ve içinin bluzunu yapmışlardı. Hoşuma gitti ve modeli size anlatmak istedim. Yazlık bir merserize iple çalışılmıştı. Sonuncuyu da yapalım. İki, üç, dört, beş, altı. İki tane zincir çekip zincirimize batarak bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın kabartmalı kabartmalı harika duruyor. Güzel bir çalışma. Şimdi arkasında yine aynı. 1, 2, 3, 4 zincirle geri dönüp şu birleşim yerine batarak bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Yine araya 2 zincir çekip yine bu birleşim yerine bir trabzan, 2 zincir ve yine bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekip diğerine geçiyoruz. Bakın şuradaki birleşim yerine batıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere batarak bir trabzan daha yapıp 2 zincir çekip diğerine geçiyoruz. Bunu angorayla da çalışabilirsiniz kışlık olarak veya başka kışlık iplerle, akrilik iplerle örebilirsiniz. Koton merserize ile yazlık çalışmalarınızda kullanabileceğiniz güzel bir çalışma arkadaşlar. Sonuncuyu da yapalım. İki tane zincir çekip en son zincirimize batarak bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın arkası bu şekilde. Aslında arkası da çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde. Önü de böyle kabarık kabarık duran bir çalışma. Bakın. Bunu istediğiniz iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir çalışma. Bunu hatta bebek battaniyesi bile olur. Altına şey koyarak çantalarda da kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Instagram'da da Örgü Hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.